arsızlık son haddinde yani. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dünden bu yana gündemimiz çok yoğun. İşte NATO zirvesi var, S-400 hava savunma sistemi ne olacak gibi konuşurken bir anda gündemimize plaja iniş yapan Robinson R-44 tipi helikopter gündemimize geldi. Farklı farklı yaklaşımlar oldu. İşte büyük cezalar, kim bu iniyor derken kimse o helikopterin pilotuna ulaşmadı. Biz de Temel Bey'e, Temel Akçay Bey'e ulaştık. Kendisi amatör bir havacı, bir iş adamı ve sahip olduğu helikopterle uçuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler bağlantıyı kabul ettiğiniz için. Ben size ilk sorumu sormak istiyorum. Neden plaja indiniz? Buraya inmek yasal mı? Hangi kuralları takip ederek bu inişi gerçekleştirdiniz? Şu anda sivil havacılık mevzuatına göre, ülkemizde uygulanan mevzuatına göre biz uçuş planı doldururken sportif ve amatör havacılar olarak kalkış yerimiz eğer bir havalimanı, bir pist değilse ZZZ dolduruyoruz. Yani bilinmez bir meydandan, iniş meydanımız bilinmez bir meydana, ZZZ'ye. Sadece uçuş planımızı portaldan dolduruyoruz. Devlet Havalimanları'nın hazırladığı bir portal var ve burada ineceğimiz koordinatları yazıyoruz. Örneğin Marmaris'teki yer 36-44, 28, 28 kaçtı? 36-44, şuradan bakayım bir saniye. 28-16, 36-44 North, 28-16 East. Ben de uçuş planımı bunu doldurdum. Evet, bunlar o iniş bölgesinin koordinatı. Ben de bu koordinatı girmişim ve bu koordinat çerçevesinde de o bölgeye inişimi gerçekleştirdim. Aslında gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradan gösterirsem bakın, bu Windy'nin, görebiliyor musunuz burada evet, koordinatı? Evet, evet. Bakın, evet. İndiğim bölgeye bakın. Tam iskelenin ağzına indim. Lütfen Windy'nin gördüğü koordinata bakın. Direkt bu. Ben de burada gördüğüm bu koordinatı uçuş planına yazdım ve bu bölgeye indim. Neden biz oraya indik? Bir, ben sportif havacıyım. Yıllarca radyo kontrollü model uçaklarla ilgilendim. Daha sonra 3 yıl önce de ya biz niye uçmuyoruz? Türkiye'de insanlar niye uçmuyor? Dedik. Ve gittik TAI'nin desteğiyle ultralight PPLR helikopter lisansı aldık. Tek amacımız vardı. Türkiye'de bu iş çoğalsın. Avrupa'da binlerce havacı varken Türkiye'de parmakla sayılacak kadar. Ben ve kardeşim helikopter pilotuyuz ve Türkiye'deki sivil 6-7 helikopter pilotundan biriyiz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde sivil 6-7 tane helikopter pilotu var. Bunun geri kalan hepsi emekli askerler. Ordudan ayrılmış askeri pilotlar. Bu sayı niye çoğalmasın? Biz sportif havacılığı nasıl özendiririz? İnsanlara nasıl sevdiririz? Çocukların ufkunu nasıl açarız? Bakın, ben kalktım. Önce tabii ki bu işte emniyet kuralları. Bir gün öncesinde ultralight uçak pilotu olan Tuna Tuntürk kaptanımızı oraya gitti. O teknesiyle oraya demirledi ve plajı inceledi. Plaj inmeye uygun mu? Çevre güvenliği sağlanabilir mi? İnsan var mı yok mu? Zemin uygun mu? Toz yapar mı yapmaz mı? Bunların hepsinin fotoğraflarını çekti, benimle paylaştı ve dedi Temel kaptanım sen enteresan yerlere gitmeyi, inmeyi, bu işi tanıtmayı seviyorsun. Eğer uygun, sana o da uygun olursa ben emniyeti sağlarım, buraya girip inebilirsin dedi. Ben de eşimle birlikte sabahleyin bizim helikopterimiz Türkiye'deki tek amatör sportif tescilli, yani sivil havacılık yönetmeliği 6C kapsamında tescilli Türkiye'deki tek R-66 helikopter. Bir tane. Bizim herhangi bir ticari uçuşumuz yok. Tamamen kendi hobimiz için, bu işi sevdiğimiz için, insanlara da yaymak istediğimiz için uçuyoruz. Bir jandarmaya sabahleyin haber verdik. Komutanım dedim, ben eşimle birlikte tamamen amatör olaraktan sizin bu bölgenize inmek istiyorum. Bilginiz olsun dedim. Tamam dediler, bilgiyi aldılar. Tuna kaptanım aşağıda yangındır. Helikopterin 5 metre, 20 metre önünde, 20 metre arkasında emniyet, insan olmayacak şekilde ortamı sağladı. Ve onun kontrolünde, o yerdeydi çünkü. O da bir ultralight pilotu. Sivil havacılık emniyet kurallarını, uçuş emniyet kurallarını çok iyi bilen birisi. Onun kontrolünde, onun işaretleriyle, alçal, sağ, sol işaretleriyle biz emniyetli bir şekilde o alana indik. Helikopterin önünde ve arkasında 40 metre mesafede herhangi bir insan yoktu. Herhangi bir şekilde şalzlonglar uçuşmadı, havlular uçuşmadı, hiçbir şey olmadı. Çok emniyetli bir şekilde o bölgeye indik. Akşamüstü de gün batımından önce uygun bir saatte aynı bölgeden yine emniyet kurallarına dikkat ederek, emniyeti sağlayarak. Zaten plaj boştu biliyorsunuz.
Şu anda zaten plajlar boş, kimse yok. Bizim indiğimiz saat 10.45, zaten normal şartlarda bile o saatte plajda kimse yok. Tamamen emniyetli bir şekilde yaptık. Bu biz pilot sorumluluğunda sivil havacılığın yönetmeliği gereği pilot sorumluluğunda emniyet şartlarını sağlayarak notamlı olmayan, yasaklı olmayan bölgelere inebiliyoruz zaten. Evet. Kural olarak böyle zaten. Yani biri size şunu diyemez. Burada önemli olan şu, bakın. Üçüncü şahıslara rahatsızlık veriyor musunuz? Örneğin biz o plaja inmeden önce iki nokta tespit ettik. Bir tanesi, plajda müstakil bir ev vardı. Onun önü düzdü. İnilebilirdi. O evin sahibiyle görüştük. Zaten internette videoyu yayan da muhtemelen o evin sahibi. Öyle gözüküyor videodan. Çünkü o bölgeden çekilmiş. Evin sahibine dedik ki biz buraya sportif amatör R-64 tipi bir helikopterle inmek istiyoruz. Size herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bunu temin edebiliriz. Yani helikopterin çünkü tonajı hafif olduğu için. Bunlar hafif helikopterler. Yani o bildiğimiz holding sahiplerinin kullandığı 3 tonluk, 4 tonluk büyük helikopterler değil. Yere baskı uyguladığı hava şiddeti çok az. Onun için Amerika'da, Avrupa'da insanlar bunlarla hayvan gidiyor, çiftliğinden kalkıyor, evine gidiyor, yol kenarına iniyor, tarlaya iniyor. Yani bisiklet ve motosiklet gibi kullanabiliyorlar bunu. Ama o zaman mal sahibi dedi ki, ya biz korktuk, biraz endişe ettik, acaba sıkıntı olur mu? Tamam dedi ki, sorun değil. Yan taraftaki otelle görüştük. Otel dedi ki, tabii ki buyurun benim önüme inebilirsiniz. Benim zaten müşterilerim sabahleyin plajda olmayacaklar. Biz de gerekli önlemi sağlarız. Zaten burada yangın tüpümüz otelin o bölgesinde zaten var. Orada bir bar alanı vardı. Barda helikopterimiz, yangın tüpümüz var. Tuna Kaptan bunların hepsini yerde organize etti. Biz de emniyetli bir şekilde o bölgeye indik. Ama esas buradan sonrası çok önemli, bakın Tolga Bey. Biz oraya indik. Neden oraya indik? Eğer biz dağın başına inseydik, biz zaten dağın başına da iniyoruz. Ülkemiz bizim cennet. O kadar güzel yerler var ki size anlatamam. Yani bazen diyorum ki ya herkes şu benim gördüklerimi görebilse, herkes bu işi yapabilse. Ama bu iş biraz ulaşılmaz geliyor insanlara. Sanki havacılık çok parası olanların işiymiş ki. Ama böyle değil yani. Bizim bu algıyı yıkmamız lazım. Oraya indim. Herkes hemen koşturdu helikopterin çevresine, motor durduktan, pervane durduktan sonra. Ben komut ve hareket yaptım, gelebilirsiniz artık dedim. Geldiler, çevremizi kuşattılar, fotoğraf çekildiler. Ama işlerinde çok ilginç olan bir şey vardı. 6 yaşında bir kız babasıyla geldi. Babası dedi ki, ya sizi Allah mı gönderdi? Ya dedim, ne oldu ki? Ya bu kız dedi, akşam dedi, baba buraya helikopter iner mi? Hep havadan geçiyorlar. Bir kere de inse de biz bu helikoptere binsek. Ya kızım dedim, nasıl inecek buraya helikopter? Yemin ediyorum dedi, akşam bunu konuştuk dedi. Siz indiniz şimdi dedi. İnanamadık dedi. Koştuk geldik hemen. Ben dedim, alın kızınızı lütfen helikoptere oturtun. Sahiplik tuttu. Düşünebiliyor musunuz? 6 yaşında bir kız çocuğu bir helikopterin kontrolünü tuttu. Bizim için öyle bir şey mümkün değil yani. Rüya yani. Ben çocukluğumda bir helikopter gelecek de ben ona bineceğim de rüya, olacak bir şey değil. Ama şimdi siz, hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, astronotlar yetişecek, Ay'a gideceğiz. İşte o kız Ay'a Ay'a gidecek astronot olacak kız o. Çünkü o gün kaderi değişti. Havacılık virüsü şimdi, olarak artık kanına girdi onun. Bakın Avrupa, Amerika bu işin kompendanı diyeyim. Yani insanları nasıl tavlayacağını çok iyi biliyor. OSKAŞ diye bir organizasyon var. Havacılık bilirsiniz belki. Dünyanın en büyük amatör havacılık organizasyonu. Amerika'daki bütün gençleri oraya topluyorlar. Ve bir röportaj izledim. Bir Savaşan Şahin'in pilotu, askeri bir Amerikan pilotu. Adam tecrübeli bir pilot. Şunu anlatıyor röportajında. Babam diyor, beni buraya getirdiği zaman diyor, ben diyor 9 yaşındaydım diyor. Ne zaman ki buraya geldim diyor, bu ortamı gördüm diyor. O gün pilot olmaya karar verdim. Şimdi Amerika bunu biliyor. O zaman ne oluyor? Uzay mekiğini yetişecek mühendisler buradan yetişiyor. Tolga Bey, biz parayla insan çalıştıramayız. İki türlü insan çalıştırma metodu var. Bir, din. Allah rızası için bunu yaparsınız. İki, sevdiğiniz için bunu yaparsınız. Eğer biz havacı gençlik yetiştiremezsek, işte o zaman o uzay mekiğini yapamayız. O roketi yapamayız. Bizim, ve Türkiye'de bu biraz zor. Kabul ediyorum. Türkiye şartlarında bizim. Ama o zaman bize görev düşüyor. O zaman biraz daha paralı olanlara görev düşüyor. Biraz daha imkanı olan. Kimisi parasıyla, kimisi bilgisiyle katkı verecek. Ve bu iş liselere düşecek. Hava Federasyonu'yla görüşüyorum. Türkiye Hava Sporları Federasyonu branş başkanı İzmir'e geldi. Urla'da da bir sportif havacılık pisti yapmaya çalışıyoruz. Geldiler, baktılar. Yelken kanatlar, biliyorsunuz motorsuz, çok emniyetli hava araçları. Ama maalesef Türkiye'de yok. Avrupa'da 8 yaşında çocuklar uçuyor bunlarla.
10 yaşında çocuklar uçuyor. Türkiye'de bu çocukların haberi bile yok. Rüyalarına bile giremez, hayal bile kuramazlar. Urla kaymakamımızla görüştüm. Kaymakamım dedim, biz böyle bir pist yapıyoruz. Siz de bize destek olun. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşelim. Türkiye'de bir şeye start verelim. Biz dernek olarak 4-5 tane yelken kanat alalım. Bunları okullara hibe edelim. Zengin okullardan alalım, özel okullardan parayla satalım, bunlara verelim. Böylece insanlar, ya çocuklar, öğrenciler yelken kanatlı havacılığa başlasınlar. Uçmayı görsünler. Aşkla da olsunlar. O da sağ olsun destek oldu. Çok güzel bir projeymiş dedi. Bunu işte Milli Eğitim Bakanlığımızla, bizle, ormanla bir araya gidip bakanlığımızla böyle güzel bir şey başlatalım dedi. E şimdi ben o piste inmezsem bu etki olur muydu? Siz bugün beni arar mıydınız? Bugün Türkiye çalkalanır mıydı sosyal medya? Bakın, kaza yok. Bir tek şikayetçi yok. Uçan bir tek şazlong yok. Bir tek havlu yok. İnilebilecek en emniyetli şekilde süper alana indik. Zaten sportif havacılığın amacı bu. İnsanlar o gün niye düşündüler biliyor musunuz? Bizim yanımıza gelenlerin konuşmalarını duyuyoruz. Ya bu ne kadar güzel. Kaç para bu acaba? Biz de mi böyle bir... Niye biz Marmaris İstanbul'dan otobüsle, arabayla geliyoruz ki diyor. Biz de bir helikopter alalım o zaman. Biz de bir uçak alalım. Ya diyoruz, bu ulaşılamaz bir şey değil. Şimdi belki siz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler, bu videoyu izleyenler için ben size bir soru sorayım. Ben helikopterle veya uçakla devlet hava meydanları, yani Adnan Menderes ya da İstanbul Airport'a insem, o dev havaalanına, sizce kaç para veririm Tolga Bey? Vallahi şöyle söyleyeyim size. Arabayı park ettiğimiz yerde biz İstanbul'da en düşük 20 lira veriyoruz. 20 liranın evet. Çok çok üzerindedir diye tahmin ediyorum. Bakın, şimdi bunu dinleyenler şöyle diyecekler. 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira. İnanmayacaksınız ama 15 TL. Ya devlet hava meydanları 15 TL'ye sportif havacıya diyor ki gel buraya in diyor. Ben sana hizmet vereyim diyor. Kulecim sana destek olsun. Ama artık bu öyle bir ulaşılamaz düşünülmüş ki, yani bu sadece parası olan, hayır kardeşim, bu parası olanların değil. Bu herkesin yapabileceği bir spor dalı olmalı. Ve havacılık teknoloji, biz teknoloji firmasıyız. Dünyanın 30 ülkesine teknolojik, yüksek teknoloji makineler satıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ve dünyada bu işte lideriz. Pazar lideriyiz. E biz buna nasıl geldik? Burada devlet teşvikleri, ülkemizin bize sağladığı imkanlar, TÜBİTAK'ın teşvikleri, burada ürettiğimiz teknolojiyi bütün, ama nasıl yapıyoruz bunu? Aşkla yapıyoruz, severek yapıyoruz. E şimdi o havacı yetişen o küçücük kız, ya o sarışın kız. Ya bitti o. O bitti artık. O şimdi o helikoptere bindi. O bir pilot olacak, astronot olacak ya da mühendislik okuyup bir hava aracının inşasında görev alacak. Bütün amaç bu. Başka bir şey değil. İşte bu yüzden de işte Teknofest gibi, havacılık organizasyonları gibi, bunların önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ben seyircilerimiz için, bir daha bir özet geçmek istiyorum. Birincisi, bir hava aracı bir uçuş planıyla bir yere doğru gider. İkincisi, sonuçta onları uçuran siz pilotlar. Yanınızda galiba eşiniz de var o uçuşta. Yani onu da söylemeyi unuttum. Biz havacılığa aşık bir aileyiz. Benim eşim ultralight uçak pilotu. Geçen sene aldı. Ben de uçacağım dedi. Sen aldın dedi. Ben de uçmak istiyorum dedi. Ya şu anda belki Türkiye'nin ikinci, belki üçüncü kadın pilotu. Kızım 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında lisansını alacak. Türkiye'nin en genç bayan ultralight pilotu. Kadın ultralight pilotu. Yani siz de oraya inerken aileniz var. Kendinizi, eşim vardı yanımda. Yani eşim vardı. Kendinizi riske atar mısınız? Hayır. Havacılık kuralları içerisinde ya, neyse, kanun ne yazıyorsa buna göre bir planlama yaptınız, hazırlık yaptınız, inişinizi kalkışınızı emniyette tamamladınız. Çünkü şöyle bir şey var. Tolga Bey, helikopterle ben maaşlı bir pilot uçurmuyorum. Ben oraya görevle, parayla birini gönderip birinin hayatını riske atmıyorum. Bu ticari bir helikopter değil. İki kızım var. Karımla ben helikopterin içindeyiz. O kadar yani. Bunun ötesi yok. Şimdi ya bunun daha kim güvenlikten bahsedelim? Şu açıdan ben söylemek istiyorum. İnsanlarımız çok fazla ambulans helikopterleri gördükleri için helikopterler sadece heliportlara iner kalkar gibi bir düşünce var. Bunun da maalesef bu fotoğrafla ortadan kalkırsın. Çünkü sizin çektiğiniz görüntülerde farklı bir, şimdi ortaya atılan görüntülerde derinlik açısından yani resmen böyle insanların içine iniyormuşsunuz gibi gözükse de... Tabii. Çünkü fotoğraf yandan çekilmiş video.
Siz Yani normal başka videolarda emniyetin sağlandığı çok rahat açık gözüküyor. Ya zaten böyle bir aksini düşünmek mümkün bile değil. Yani ben oraya iniyorum. Ne orada bir kişinin gözüne toz kaçsın isterim. Onun için sizle bir fotoğraf da paylaşacağım. Çakıl taşları dün Tuna Kaptan bana bir WhatsApp mesajı attı. Eliyle yerdeki çakıl taşlarını avuçluyor. Bana şunu anlatıyor. Temel Kaptanım diyor. Toz kalkmaz merak etme. Zemin emniyetli. Videoyu izlerseniz yerden en ufacık bir toz kalkmıyor. Yani hatta bazıları sosyal medyada şaşırmış, bu montaj diyor. Yerden toz kalkması lazım diyor. Sular uçuşması lazım diyor. Yani o kadar hassas hareket ettik ki. Çünkü gerçekten de bir plaja iniyorsunuz. Halkın olabileceği bir plaj. Biz dağlara da iniyoruz, yamaçlara iniyoruz. Bu kadar hassasiyet göstermiyoruz. Gözle yeri kontrol ediyoruz. Çünkü dağın başına önceden bir ekip gönderemezsiniz. Ama bu bölge özel bir bölgede olduğu için ben özellikle Tuna Kaptan bir gün öncesinde, zaten bir gün önce orada olduğu için biz bugün o gün oraya gittik. O emniyete baktı, iniş için uygun bir alan, her şey uygun. Biz de bu çerçevede gittik, oraya indik. Çok teşekkürler. Mevzuatta da uygun zaten. Yani helikopterler her yere, çevreye zarar vermiyorsanız, gürültü yapmıyorsanız, bunların hepsini düşünmeniz lazım. O indiğimiz plajın hemen arkasında otel var. Meskun mahal değil. Otel sahibi ve müşterileri zaten olayın farkındalar. Hepsi videoya çektiler. Yani onlar rahatsız olacak olsa otel sahibi inmeyin lütfen derdi. Biz zaten inmezdik. Onun haricinde karşı taraf deniz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü galiba sizde temasa geçti. Bu geçtiler, konuyla ilgili, evet, bu sağ inişle olsunlar. Ilgili ne sordular, ne cevap aldılar? Onları da bizle paylaşır mısınız? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, biz bu havacılık işine girdiğimizden önce yiğidin hakkını vermek lazım. Birçok şeyler söyleniyor sivil havacılıkla, işte bu işleri zorlaştırdığı bir takım ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Biz bu işe girdiğimizden beri oradaki her kademeden son derece büyük destek aldık. Amatör havacılar olarak, yani Türkiye'de sportif olarak, ticari olmayan zihniyetle bu işi yapan insanlar olarak her konuda destek oldular. Sabahleyin bugün sabah bu yayınlandıktan sonra sosyal medyada böyle yalan dolan gerçek dışı, çok üzülerek söylüyorum, Bereket Enerji burada ön planda suçlandı. Düşünün ya, bir gazetecisiniz, bir sosyal medya fenomenisiniz, neyseniz değerli bir insansınız. Ya tescili internetten niye kontrol etmiyorsunuz? TCHBR, helikopterin kuyruğu gözüküyor. Bunun Bereket Havacılığa ait olmadığı belli. Şimdi yazık değil mi suçsuz insanlara bir ton laf söylemek, bir ton haksızlık yapmak? Hiç alakası yok. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman Sivil Havacılık sabah beni aradı. Temel Bey dedi, böyle böyle bir sosyal medyada duyum var. Bunun nedir dedi. Ben dedim aynı size burada anlattığım gibi sabah plan doldurduğumu, jandarmaya haber verdiğimi, kalkıştan önce bilgi verdiğimi, uçuş planımın onaylandığını, bu uçuş planıyla da Sivil Havacılık mevzuatına uygun olarak ZZZ kalkış, ZZZ iniş. Ben inerken kule bana soruyor, nereye ineceksin diyor. Ben diyorum ki Kumlubük bölgesine ineceğim diyorum. Tamam diyor, pilot sorumluluğunda inebilirsiniz diyor. Yani verdiğim koordinata indim dedim. Sivil Havacılık doğal olarak bana emniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığını sordu. Ben de dedim ki aşağıda bir gün öncesinden gitmiş UPL pilotu, bir arkadaşımız, kaptanımız vardı. O gerekli şartları sağladı, emniyeti sağladı. Biz de bu çerçevede indik dedim. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için dedi. Biz gerekli detaylı incelemeleri sizin de söylediğiniz doğrultuda yapacağız. Tekrar size döneceğiz dediler. Doğal olarak bir inceleme yapacaklar, söylenenler doğru mu değil mi diye. Ondan sonra da sanıyorum mevzuata uygun olduğu hakkında onlar da bir görüş verirler. Otorite o tabii ki. Biz de öğreneceğiz. Varsa bir eksiğimiz, hatamız, biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız. Ama bugüne kadar bizim bildiğimiz, emniyet sağlanırsa helikopterle istediğiniz noktaya, çevreye zarar vermeden, çevreye duyarlı olarak, koruyarak çevreyi, helikopterinizin kabiliyetleri çerçevesinde emniyetli bir şekilde inebilirsiniz. Bildiğimiz mevzuat bu. Temel Bey çok teşekkürler. Sizlere helikopterinizle emniyetli, keyifli, daha çok insanlara havacılığı sevdirerek nice uçuşlar diliyoruz. Bu açıklama için de çok teşekkürler sizlere. Bu arada sizden de bir söz alalım. O küçük kızımızı umarım bir gün uçurma şansına sahip olursunuz. Gideceğim. Ve bizlerle paylaşırsınız. Yine gideceğim oraya. Yine gideceğiz oraya. İnşallah o kız oradadır. Bilmiyorum orada mı oturuyorlar, misafir miydiler? Ama o gün kalkamadım. Aslında bunu güvenlik olarak kalkmadım. Ben aslında orada insanları o küçük kızı uçurmayı canı gönülden istedim ama şimdi zaten bir kere indik kalktık. İkinci bir gürültü, tekrar bir inme kalkma operasyonu da yapmak istemedim. İnşallah o kızı bir gün uçurma şeyimiz olur. Ama o aldı. Ben onun gözlerinde gördüm. Tamam, ne güzel. Ne güzel, bir havacı kazandık diyoruz.
Çok teşekkürler Temel Bey. İnşallah Ben teşekkür ederim. sizlerle bir gün daha fazla bu havacılıkla ilgili, sportif havacılık, İzmir'e amatör beklerim. havacılık inşallah geleceğiz. O geldiğimiz zamanda da bu konuları daha detaylı konuşmak isteriz. Sizlere emniyetli uçuşlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Her zaman bekleriz.